Tamam, onu da yaz. Sonra canlı yayın mı? Hayır. Adı ne bu? Bilmiyorum. Şu an açtım. Peynir tarzına girsen görürsün. İki kişi var. Burcu, çok büyük bir talihsizlik. Yani az önce gerçekten ağlamak noktasındaydım arkadaşlar. Yani moralim çok bozuk açıkçası. Neden böyle oldu bilmiyorum. Elektrikler kesildi bir anda. Her şey bir anda koptu. Bağlanamadım. Daha sonra kayıt altına almış mıyım, almamış mıyım? Onlara baktım. Giremedim tekrardan. Elektrikler gelmedi. Öyle bir şeyler oldu. Çok büyük bir talihsizlik yaşadım açıkçası. Biraz moralim bozuk. Çok istediğim bir şeydi çünkü. Uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Ama yine de tabii ki inatla bağlanmak için uğraş verdim. Bakalım. Bundan sonra devam edeceğiz. Merhaba Aykut, Cansu, Burcu, Melisa. Yani tabii insanlar gitti maalesef. Dinlemek için gelen arkadaşlarımız da gitti. Yani o şekilde artık yapacak bir şey yok. Her an tekrar elektrikler kesilebilir, her şey olabilir. O nedenle bu kadar hazırlanmışken böyle olması insanın gerçekten moralini çok bozuyor. Evet, Aykut geldik. İnşallah yani bu şekilde bir şekilde devam ederiz. Biraz moral gitti tabii ama ben kimseyi açıkçası yarı yolda bırakmak istemedim. Burada bekleyen insanlar olabilir diyerek tekrardan geldim. Evet, ilginç bir anı oldu. Gerçekten çok ilginç bir anı oldu. Evet. Diğer arkadaşlarımızdan tabii ki bu elektrik kesintisi sonrasında gitmiştirler. Bir şey diyemem. Ama ben kendimi çok hazırlamıştım. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Biz bizeyiz yani. Ama gerçekten az önce ağlama noktasına geldim. Hatta ağlamış da olabilirim arada. Bilemiyorum. Bir şeyi çok istememek gerekiyor belki de, bilemiyorum. Bu kadar çok isteyince belki de böyle oluyor. İlginç bir anı oldu gerçekten. Yani inşallah bunu alnımızın akıyla ilerletebiliriz. Merhaba canım Hatice, hoş geldin. Az önce ne oldu gördün mü? Elektrikler kesildi. Bir daha bağlanamadım. Baya baya aksilik oldu ama yapacak bir şey yok. YouTube'a buradan yine bir kalp gönderiyorum. İnşallah beni görüyorsundur ve bir daha aynı şeyleri yaşatmayacaksındır. Gerçi onunla da alakası yok. Elektrik kesintisinin ama olsun. Evet, bugün arkadaşlar hoş geldiniz Nilgün Hanım. Ressam arkadaşlarımın bir kısmı tabii belki de bağlantıyı görmedi, sonradan geri gelmediler. Ama ben şu an buradayım. Arkadaşlarımın bir kısmı da burada. O yüzden devam edeceğim. Nasıl yapalım arkadaşlar? Ben size bir kitap gösteriyordum. Bugün aldım. İşte empresyonizm akımını anlatıyor. Paul Cézanne'ın çizimlerinden bahsediyor. Ben açıkçası kitaplardan ilerlemeyi seviyorum. Özellikle resim yaparken, sanatla uğraşırken kitaplardan ilerlemeyi, kitaplar üzerinden, çizim kitapları üzerinden de ilerlemeyi, sanat kitapları üzerinden, sanat tarihi okuyarak ilerlemeyi de çok seviyorum. Ve önceki videolarımda da hatta belki de görmüşsünüzdür. Sıklıkla misal işte şu kitaptan ve ustalar gibi çizmekten çok yararlandım. Bugün biraz
kitaplardan da konuşmak istiyordum aslında. Hem kitaplardan hem de belki de soru ve cevap şeklinde ilerlemek istiyordum. Hani siz nasıl arzu ediyorsanız tabii ki. Ben konuşurum, uzun uzun anlatırım. Ama önemli olan tabii ki karşılıklı verimli bir şekilde yayını tamamlayabilmek. O zaman şöyle yapalım. Ben son zamanlarda arkadaşlar, biliyorsunuz aynı zamanda akademisyenim. Sınıfta, evet, ilk planladığım şekilde devam edeyim. Doğru söylüyorsun Burcu. İşte ilk etapta aslında şundan bahsetmek istiyordum. Akademisyenim ve akademisyen olarak tabii ki sınıflarda, amfilerde dersler anlatıyoruz ama resim alemi, ressam camiası, bu sanat alemi bambaşka bir evren, bambaşka bir dünya. Tıpkı YouTube alemi gibi. Ama gerçekten insan ciddi anlamda bir şeyler öğreniyor. Her gün, her gün, her seferinde. Boya yaparken de, resim yaparken de hakeza sürekli bir şeyler öğreniyoruz ve ben sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu anlamda. Ve özellikle sanat kitaplarından, çizim kitaplarından yararlanmaya çalışıyorum. Sanat ve çizim kitapları bana bu anlamda yol gösterici oluyor. Yani bunlardan bir tanesi işte bugün gösterdiğim ve bugün Kartal Kitap Fuarı'ndayken aldığım kitap. Bir diğeri Ustalar Gibi Çizmek kitabı. Bir diğeri çizim hakkında öğrenmek istediğiniz her şey kitabı. Onu da size göstermek istiyorum. Hatta bu kitapla alakalı da bir yayın yapmayı düşünüyorum. Çizim hakkında öğrenmek istediğiniz her şey. Bu çok kült bir kitap arkadaşlar. Berentin Barber'ın çok kült bir kitabı. Ve ben aslında bu kitaplardan da yararlanmayı seviyorum. Çünkü biraz kafamda benim mühendis kafası. Endüstri mühendisliği mezunuyum. Ve uzun zamandır akademisyenim. Ama kafamda biraz sanırım akademisyen de olduğum için hani kitaplarla alakalı haşır neşir olarak ilerlemeyi seviyor. Biraz böyle kafamda da bir metodoloji kurguluyorum bu anlamda. Ve kendi kendime bir şeyler öğrenirken, yeni şeyler yaratırken kitaplardan faydalanmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Hakeza malzemelerden konuşmak istiyordum ben bugün. Resim malzemelerini nasıl seçmemiz lazım? Resim malzemeleri içerisinde işte pastel boya malzemelerini nasıl seçmemiz lazım? Ki ben biliyorsunuz kraft kağıt üzerine pastel yapmayı çok seviyorum. Şimdi bazılarınız sorabilir tabii ki bana kraft kağıt nedir? Ya da kraft kağıt üzerine pastel demek derken nasıl bir şey? Craft paper dediğimiz şey aslında bir gazete kağıdı malzemesi ve onun üzerinde işte kuru boya ile ilerlemek ya da pastelle ilerlemek biraz zorlayıcı ama çok zevkli. Yani bir şeyler yapmak özellikle craft kağıt üzerinde bana çok zevk veriyor. Pastel boya da hakeza. Ama mesela işte sıklıkla resim yaptığımı söyleyince bana hep şunu söylerler. Size de oluyor mu bilmiyorum. Ben şimdi size soru sormak istiyorum. Şunu hakikaten soracağım. İşte resimle uğraşıyorum dediğinizde beni çizer misin? Kaç kişi diyor etrafınızda mesela? Beni çiz. Mutlaka birileri diyordur. Değil mi Nilgün Hanımcığım? Yani beni çiz, işte beni çizer misin? Aile büyüklerimden de çok fazla istek geliyor bu şekilde. Beni çiz, yüzümü çiz, bizi çiz falan. Halbuki o bambaşka bir evren. Yani kara kalem portre çizimi çok anlamlı ama çok farklı, çok çok değişik bir evren. Yani ben hayranlıkla izliyorum kara kalem portre çizimi yapan arkadaşlarımı özellikle. Evet, Cansu demiş ki ben kara kalem yapıyorum dediğimde herkes söylüyordu. Kesinlikle bana da öyle. Ben kara kalem yapıyorum ya da işte resimle uğraşıyorum dediğim anda hemen beni çizer misin, yüzümü çizer misin? Ve Aykut demiş ki bana demiyorlar görünce Aykut. Nilgün Hanımcığım daha 2 gün önce arkadaşım sordu. Beni çizer misin? Evet. Melisa evet diyenler çok. Evet kesin. Burcucuğum onu da söylüyorlar. Bizim çocuğun bir resim ödevi var. Bana ilkokulda ve ortaokulda da bunu çok soruyorlardı. Özellikle ilkokuldayken sınıfta işte hocamız bir resim ödevi verdiğinde
Siz, bütün sınıf arkadaşlarım da işte yapar mısın Pelin? O zamanlarda da hani güzel bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ama tabii ki ilk zamanlardan bahsediyorum. Şimdiki gibi, şu anki çalışmalarım gibi değil ama kendimce bir şeyler yaratıyordum çocuk evrenimde. Ve soruyordu arkadaşlarım da bana, yani benim resmimi de yapar mısın? Benim için bu boyamayı yapar mısın diye. Aslında bir tane Burcu'cum, Burcu diye bir arkadaşım da var. İlkokul arkadaşım, sıra arkadaşım. O da benden çok isterdi. Keşke gelseydi bugün yayına ama arada elektrik kesintisi de yaşadık. Hoş geldin Gönül Hocam, canım hocam. Valla arkadaşlar, geri geldiğiniz için çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Giden arkadaşlarım da inşallah bir kısmı daha geri gelir. Bugün benim için çok özeldi ilk canlı yayın ama elektrik kesintisiyle yaşandı bu ilk canlı yayın. O yüzden tekrardan bu noktada, yani eğer ki tabii ki benle de bir ilgisi yok ama yine de özür dilerim. Canlı yayın yarıda kaldı ve kafamda bir plan vardı. O planı bir şekilde tekrardan devam ettireceğim. Facebook'ta paylaşabilirim. Aynen tatlım, yapabilirim. Öyle bir şey de olabilir. Ve bir yandan da isterseniz devam edelim. Geleceklerdir diye düşünüyorum. Bana ortaokulda karakter çizmelerimi isterlerdi. Şimdi bölüm okuyorum. Bir arkadaşım çizemediğim çizimi çizmemi istedi. Evet, Melisa. Sıklıkla böyle oluyor tatlım, maalesef. Çizemediği çizimi senden çizmeni istiyor. Değişik bir cümle oldu ama çizemedim ama senden çizmeni istiyorum. Bana da aynı şekilde hep bu şekilde bir soru gelirdi. Hala bu arada misal sevgili halacığım işte ya da diğer aile büyüklerim her beni gördüklerinde beni çiz, suratımı çiz diyebiliyor. Ama ben de onlara şunu söylemek istiyorum. Ben kara kalem portreci değilim. Keşke o evrene de girebilsem ama o evrene henüz girmedim. Benim evrenimde daha çok renkler, pastel, akrilik boya, kuru boya, Nuh Nebi'den kalma bir kuru boyam var. Sizinle onu da daha sonra paylaşmak isterim. Ve hani benim evrenimde böyle biraz daha fazla renkler, kendi içimden geldiği gibi craft kağıdı özellikle boyamalar. İşte craft paper olarak da arkadaşlar şöyle bir defter kullanıyorum. Vox'un craft defteri. Eğer uğraşıyorsanız resim sanatıyla bunu almanızı öneriyorum. Yani craft kağıt dediğimizde şu. Yani bildiğiniz o eskiden hani gazete kağıtları olurdu ya, böyle eski sarı gazete kağıtları. Çok çok eskiden, hatta bazen manavlar bize öyle verirdi çocukken. Ben biraz da bir yaşlıyım ama meyve aldığımız zaman, bir şey aldığımız zaman bize böyle kağıtlarda verirlerdi ve craft dediğimiz defter aslında bu. Dün mesela bir çalışma yaptım. Benim hani o yaptığım resim sanatımdan bahsediyorum ya, nelerle uğraşıyorum diye. Yani mesela işte şöyle bir şey var mesela. Yani ben biraz daha aslında, bu arada uzay çalışmayı çok seviyorum. Uzay üzerine işte pastel boyama yapmayı, astronot çizimi yapmayı, uzay resimleri üzerine gezegenler çizmeyi, boyamayı erkek arkadaşım da çok sever. Erkek arkadaşımla tanıştıktan sonra sanırım uzaya karşı sevgim arttı benim de. Ve uzay üzerine çizim yapmayı çok seviyorum. Renklerimi ona göre ayarlayıp tabii ki craft kağıt üzerine şu şekilde işte bir uzay çalışması yapmayı çok seviyorum. Mesela bu bir pastel çalışması. Craft kağıt üzerine bir pastel çalışması. Ve şöyle de gösterebilirim. Yani açıkçası bu şekilde çalışma yapmak craft kağıt üzerinde bana çok zevk veriyor. Ve ben kesinlikle öneririm. Evet, Feride Hanım, hoş geldiniz. Feride Hanım da çok başarılı bir ressam, muazzam bir ressam. Tıpkı Nilgün Hanımcığım gibi. Burada diğer ressam arkadaşlarım da inşallah buradadır. Davet ettiğim arkadaşlarım var ilk canlı yayınıma. Evet, Nilgün Hanımcığım, kesinlikle serbest bir çalışma. Yani ben renklerle uğraşmayı seviyorum. O yüzden keşke karakalem portre çiziminde de o evrene de girsem. Ama benden hep bunu istiyorlar. Ama ben de diyorum ki hayır, ben o
O şekilde yapmıyorum. O yüzden her ressam arkadaşımın başına mutlaka bu tarz bir durum geliyordur diye düşünüyorum. Ve beğenmenize çok sevindim çalışmamı. Ben bir de size pastel boya olarak en çok kullandığım boya malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Çok fazla seviyorum. Şöyle kocaman bir kalple göstermek istiyorum arkadaşlar. Van Gogh pastel boyalarım. Yani gerçekten çok seviyorum. Van Gogh pastel boyaları özellikle oil pastel ve bir de toz pastel var. Yani yağlı pastel ya da bir toz pastel çeşidi var. Ama ben yağlı pastel boyamayı daha çok seviyorum. Bunu mutlaka daha önce pastel boyayla uğraşan arkadaşlarım da duymuştur. Ve çok daha başka bir hissiyat veriyor boyama sırasında da. Ve gerçekten çok güzel şeyler özellikle craft kağıt üzerinde yaratabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar bana sıklıkla soruyorlar işte eskiz defteri, sketchbook. Özellikle sketchbook noktasında ne kullanıyorsun, ne hoşuna gidiyor diye. Evet. Nilgün Hanımcığım kesinlikle haklısınız. Serbest çalışmak özellikle dediğiniz gibi yani başka bir dünyaya insanı açıyor. Benim evrenimi özellikle geliştirmem noktasında işte resme ben uzun yıllardan sonra ilk kez başladım. Şu sketchbook markasını da göstereyim. Biraz böyle şey oldu ama eskiz defteri. En çok sevdiğim eskiz defterim. Mona Lisa defterim. A5 boyutlu. Ve buna çalışmayı çok seviyorum. Ve çok ucuz bir meblağ vererek aldığım bir defter. Ve gerçekten çok zevk alarak çalışma yaptığım bir defter. Hani böyle çok pahalı defterler de var. Trendyol'da işte başka yerlerde baktıysanız bulmuşsunuzdur. Ama ben en çok Mona Lisa'yı çizmeyi seviyorum. Yani şu defterime çizmeyi seviyorum. Yani renklerle uğraşmak çok güzel. Aynen dediğiniz gibi. Ve ben bir de şöyle bir şey var. Ben uzun yıllar resimle uğraşamadım, ilgilenemedim. Yani resim dünyası o kadar özel bir dünya ki resim yapmak, sanatla ilgilenmek. Evet, kesinlikle çok uygun fiyatlı Feride Hanım ve ben de çok seviyorum. Özellikle Mona Lisa defteri, eskiz defteri. Çok hoşuma giderek çalışıyorum üzerinde. Kalemin yayılışı, kalemin üzerinde işte o oynamaları yapabilmeniz o kadar güzel ki. Yani ben bunu biraz da şey olarak kullanıyorum aslında. Ustalar gibi çizmek serimi aslında buna yapıyorum. Yani mesela Michelangelo'dan bir çizim var şu şekilde. Ya da mesela Da Vinci'nin bir resmi var. Videolarımda da aslında daha önce bahsetmiştim. Bu konuyla alakalı olarak yaptığım çalışmalar. İşte mesela Jean-Auguste Dominique Ingres'den bir çalışma var. Yani eskiz demek zaten bitmemiş çizim demek. Yani henüz bitmemiş bir karalama gibi düşünün. Eskiz nedir diyen arkadaşlarımız olabilir. Dolayısıyla ben de bu deftere biraz aslında ustalar nasıl çizmiş, ustalar gibi nasıl çizerim deyip onları araştırıp o çizimleri böyle biraz kondurmaya çalışıyorum kendi kendime. Onlar gibi tabii çizmek çok zor ama ben de çizmeye çalışıyorum en azından. Öyle bir durum söz konusu. Defterlerle, boyalarla aramda. Akrilik boyayla da çalışıyorum. Canımsınız, çok teşekkür ederim Nilgün Hanımcığım. Yani akrilik boyayla da çalışıyorum ama mesela yağlı boyayla uzun uzun yıllar önce birkaç resim yapmıştım ki yani tekrardan keşke başlayabilsem. Akrilik boya daha keza aslında bende aynı hissiyatı uyandırdı ve ben akrilik boyaya da Mart Nisan gibi başladım. Çok geç başladım aslında ve en iyi akrilik boya markası nedir, en ucuz markalar nedir diye de bana çok soru geliyor. Çünkü sanatla uğraşan arkadaşlarım bilirler, sanat malzemesi fiyatları uçmuş durumda. Yani bu aslında ekonomik krizle birlikte derinleşti her konuda. Ama yani şu an Migros'a gidince de aynı şekilde bir şey alırken düşünüyoruz. Ama sanat malzemesi alırken biz ekstra düşünmeye başladık. Eminim. Sanatla ilgilenen her arkadaşım bunu söyleyecektir. Maalesef böyle bir durum var. Sanat malzemeleri zaten hep çok pahalıydı. Yani ben lisedeyken baktığımda da öyleydi. Şu an daha da pahalı. O nedenle işte Amsterdam marka mesela akrilik boya markası benim açımdan en iyi markalardan bir tanesi.
Onu önerebilirim uğraşan arkadaşlar. Bir de ben dediğim gibi biraz aslında ondan bahsetmek istiyordum. Benim için neden çok özelsiniz ve neden bu kanalı açtım? Bu kanalı açma nedenlerimden bir tanesi aslında en önemlisi tabii ki erkek arkadaşım. Benim aklıma bu fikri soktu. Çünkü madem resim yapmaya başladın tekrardan, ben yıllar yıllar sonra tekrardan resme döndüm. Yani arada uzun yıllar hiç ilgilenemedim. Özellikle endüstri mühendisliğini okurken sonra doktora, yüksek lisans, işte asistanlık süreci, yardımcı doçentliğe başladım derken hiç ilgilenemedim. Çünkü orada başka bir evren, orası da başka bir dünya. Yani makale yapmak gerekiyor, dersler, işte başka şeyler, okulun işleri derken maalesef ilgilenemedim ve ara verdim. Yani uzun yıllar resim yapamadım. Ta ki pandemi dönemine kadar. Pandemiyle birlikte, pandemi döneminde geçtiğimiz sene yazdan sonra tekrardan renklerle uğraşmaya başladım ve tekrardan resme döndüm. Benim için pandemi, evet, hepimiz için çok acı, dolu hatıraları olan bir süreç ama benim için de pandeminin böyle bir yararı oldu. Wunderbar, Frau Deutschlehrerin. Fulyacığım, hoş geldin. Hoş geldin. Çok mutlu oldum geldiğin için. Yani bütün arkadaşlarım iyi ki geldiniz. Elektrik kesintisinden sonra ben biraz ağladım burada üzüntüden. Şukofe de gördü beni ağlarken kedim. Ve maalesef çok üzücü bir durumdu ama şu an hepiniz geri geldiğiniz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Hello. Yani bu nedenle pandemi bana böyle bir aslında pozitif bir şey sağladı. Çizime başladınız. 30 yıl sonra muhteşemsiniz. Yani muhteşemsiniz Nilgün Hanımcığım. Ben de sanırım bakayım bakıyorum şu an düşünüyorum tam anlamıyla 15-20 sene sonra başlamış oldum. Yani tam anlamıyla resme dönmem 20 sene sonrasını denk geliyor. Fulyacığım teşekkür ederim. Gözyaşlarım gözükmüyor değil mi? Çok teşekkür ederim. O senin tatlılığın, o senin güzelliğin. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu programı ilk canlı yayın aslında yapmak istememin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu süreci anlatmak istememdi. Hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Hiçbir şey için. Her neyi istiyorsanız, her neyi seviyorsanız, sanat olur, spor olur, müzik olur, yani doğal hayatla alakalı belki bir bahçeyle alakalı bir iş olur hiç fark etmez. Hani bir şeyi seviyorsanız ona kanalize olduktan sonra bende bir de böyle bir şey var. Biraz bende obsesiflik var. Obsesif kompulsif bozukluk. Biraz obsesifim. Yani biraz takıntılıyım. Biraz akademisyenlikte de var olan bir şey aslında bu. Her akademisyen biraz obsesiftir. Obsesif olmazsak hani derler ki ya hatta akademisyen camiasında şu söylenir. Obsesif olmazsan öyle makale falan uğraşamazsın, yazamazsın zaten derler. Bendeki obsesiflikle de biraz alakalı. Belki resim dünyasına tekrardan başlayınca kendimi vermeye başladım bu evrene. Biraz daha vermeye başladım her geçen gün ve kendimi çok iyi hissettim. Pandemi sürecinin negatif özellikleri çok fazla. Misal ben 10 kilo aldım. Pandemide 10 kilo aldım arkadaşlar. Bilmiyorum siz aldınız mı ama yani bazı arkadaşlarımız hiç almamış falan. Hatta kilo verenler de var. Ama ben 10 kilo aldım. Ve pandemi döneminde bir diğer yandan da bana gelen böyle bir artısı oldu. Tekrardan resimle uğraşarak, tekrardan dönerek aslında resme. Bana böyle bir artısı oldu ve ben çok mutluyum açıkçası. Tekrardan başlamış olmaktan dolayı resme. Evet, yani Nilgün Hanımcığım demiş ki aynen sadece cesaret gerek. Ne yapmak istiyorsan sevgiyle yapacaksın, ertelemeyeceksin. Kesinlikle öyle. Ne yapmak istiyorsanız sevgiyle yapmak, kesinlikle öyle. Ve bu her işte geçerli aslında. Yani ben bir yandan sokak hayvanlarını besliyorum. Bunu her yayınımda belki de söyleyeceğim. Hazırlıklı olun. Bazı videolarda da bahsediyorum. Sokak hayvanlarının durumuyla alakalı olarak ciddi anlamda üzüntü yaşıyorum.
Ya evet, bazı insanlar şunu da söylüyor. Sokak hayvanları, sokak hayvanları diyorsun ama insanlar da aç. Sanki insanları düşünmüyormuşuz gibi algılanıyor bazen hayvanseverler. Halbuki öyle bir şey yok. Yani ben hayvanları çok seviyorum ve en başta sevme nedenim de dilsiz canlılar olmaları. Yani insanlar gibi yaşadıkları problemleri, yaşadıkları hastalıkları, açlıklarını, hiçbir şeylerini anlatamamış olmalarından dolayı, anlatamıyor olmalarından dolayı daha özel eğilinmesi gerektiğini düşünüyorum onlara. Artık yemek topluyorum okulda, işte evde, hakeza onları besliyorum. Orada mesela büyük bir sevgi var. Yani onları sevmesem bunu neden yapayım ya da bu işi sevmesem? O nedenle Nilgün Hanımcığım dediğiniz çok doğru. Ve Aykut böylece daha üste çıkacaktır, ilgilenenlerin dikkatini çekecektir. Evet. Yani ben sürekli videolarda ve burada canlı yayınlarda geçen hafta Instagram'da özellikle bahsettim. Bahsetmeye de devam edeceğim. Sokak hayvanlarına ses vermek gerekiyor arkadaşlar. Sokak hayvanlara lütfen ses verelim. Feride Hanım demiş ki ben de pandemi sayesinde 30 yaşından sonra portre yapabildiğimi, tuval çalışabildiğimi öğrendim. Muhteşem bir şey. Tek olmadığımı öğreniyorum. Yani iyi ki bu canlı yayını açmışım. Tek olmadığımı görmek bana ayrıca mutluluk verdi. Çünkü gerçekten şunun da farkındayım. Hepimiz aslında pandemi sürecinde evlere kapandık. Ama evlere kapanarak belki de başka şeylerimizi keşfetmiş olduk. Yani başka sevebileceğimiz noktalarımızı, belki yeteneklerimizi keşfettik. Belki daha çok kitap okuduk, az kitap okuyorduk, böylelikle daha çok kitap okuduk. Elbette ölüm vakaları, her gün bir uçak dolusu insanı kaybediyoruz. Yani ve bu çok acı bir şey. Yani gerçekten ailelerinin başı sağ olsun. Hepimizin ailesinden birisi gitmiş olabilir. Çok üzücü. Ama bir diğer yandan hani ben sadece yaşadığım süreçlerden de bahsetmek istediğim için hani bu yayını açma ismi hep şuydu: resim üzerine ve hayat üzerine her şey aslında. O nedenle bundan da hep bahsetmek istiyordum. O nedenle bundan da şu an bahsetmiş oldum diyelim. Ama bana çok şey kattı. Pandemi sürecinde özellikle bu şekilde uğraşıyor olmak, tekrardan dönmek resme bana çok şey kattı. Ve bunu da sizle özellikle paylaşmak istedim. Evet. Ben biraz konuştum. Hafif böyle azıcık dinlenmek adına başka böyle soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Melisa, tatlım benim. Melisa, her kötü tarafın iyi tarafı vardır. Pandemi herkese farklı, fazla şeyler kattı. Evet, fazla ve farklı şeyler kattı kesinlikle. O nedenle yani belki sana belki başka bir şey kattı. Belki Feride Hanım mesela kara kalem portre yapmaya tekrardan başlamış. Tuvale başlamış. Yani Nilgün Hanım 30 sene sonra tekrardan diyor başladım, resme döndüm. Aykut bilmiyorum pandemi sana ne kattı? Yani Cansum hakeza belki ona başka bir şey kattı. Dolayısıyla hepimiz bu anlamda bir şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Ben size bugün hem kullandığım malzemelerle alakalı aslında bilgi vermek istiyordum. Hem yaptığım çalışmalarla alakalı neden böyle bir şey yapıyorum ya da neden pasteli kraft kağıt üzerine yapıyorum. Bununla alakalı da bir açıklama yapmak istiyordum. Ondan da biraz bahsetmiş oldum. Çünkü soruyorlar yani böyle sorular geliyor. Hani sadece resim yapıyorum dediğinizde benim resmimi yapar mısın sorusunun haricinde kraft kağıt nedir? Kraft kağıt neden? Neden mizah? Yani böyle sorular maalesef gelmeye devam edecek. O nedenle ben de tabii maalesef dememe bakmayın, benim hoşuma da giden sorular oluyor. Özellikle yaptığımız resim teknikleriyle alakalı, çizim teknikleriyle alakalı soru geldiğinde ben çok mutlu oluyorum. Instagram'da özellikle Pelin Artalcan diye benim hem YouTube kanalım var. Ben YouTube kanalımı kurduktan sonra Instagram'a aslında giriş yaptım. Yani YouTube kanalımdan sonra Instagram'ı açtım.
Orada da sanatçı arkadaşlarımla daha çok bir araya gelmeye başladık ve birbirimize gerçekten her anlamda, her konuda yardımcı olmaya da başladık. Ben çok şey öğreniyorum ressam arkadaşlarımdan. O kadar güzel çalışmaları var ki, Feride Hanım'ın mesela, Nilgün Hanım'ın aynı şekilde o kadar güzel çalışmaları var ki çok şey öğreniyorum. Yani sanat zaten bu demek. Dünyada yaşam aslında her zaman yeni şeyler öğrenmeye gebe. Bunu açmak, bunu hissetmek, bu konuda ilerlemek. Yeter ki hepimiz açalım içimizi. Meditasyon yapmak gibi bir şey aslında. Bilmiyorum meditasyonla ilgilenenler var mı aramızda, ama ben bir yandan her gün kendimi rahatlatmaya da çalışıyorum. Bugünkü elektrik kesintisinden sonra kapatıp bir saat meditasyon yapmayı da düşünüyorum canlı yayından sonra. Belki rahatlatır. Ve Feride Hanım, bir şey yazmıştınız. İletiniz geri çekildi. Okuyamadım. Yani arkadaşlar, bu şekilde iyi ki geldiniz, iyi ki döndünüz bu arada. Çok mutluyum yani. Bunu da bir daha söyleyebilirim bu arada. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ve resim, sanat evreni, her anlamda kitaplar, kalemler, malzemeler, insanın ufku, insanın güzel görüsü, insanın güzel görüşü, bunların hepsi birbiriyle iç içe ve hayatımızı renklendiriyor. Yani benim hayatım şu an her zamankinden daha renkli, daha güzel. Bunu hissediyorum. Feride Hanımcığım, ne güzel soru sordunuz ya. İşte biraz böyle şeyler de yapabiliriz. Soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Bana soru sorun. Bunu çok isterim. Nerede yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Kadıköy'de aslında yaşıyordum. Ama şu an Uğur Mumcu, Kartal Uğur Mumcu, Sancaktepe arasında bir sitedeyiz. Evora Park. Oraya yerleştik. Yani ömrüm, hani Tuzla'da çalışıyorum. Okan Üniversitesi Tuzla kampüsünde çalışıyorum. Uzun yıllar Yıldız Teknik'te çalıştım ama sonra oradan ayrılmak zorunda kaldım. Bazı sebeplerden ötürü. Ve şu an Okan Üniversitesi Tuzla kampüsündeyim. Böyle bir gidiş geliş var. Nilgün Hanımcığım, kraft kağıtta toz pastel çalışmalar da ışık etkisi çok başarılı veriyor. Toz pasteli ben de denemek istiyorum. Denemedim. Yani o ayrı bir evren gibi geliyor. Her zaman olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi sanatla alakalı. Ama denemeyi düşünüyorum şu an. Siz bana bu fikri verdiniz şu an. Kraft kağıt üzerine özellikle toz pastel. Bu aklımda şu an. Çok teşekkür ederim bilgi için. Aykut demiş ki Uğur Mumcu çok güzel mahalle. Evet, Uğur Mumcu güzel. Yani Kartal tarafındayım. Kadıköy'de yaşadıktan sonra buraya yerleştim. Buraya yerleştik. Gerçekten hani güzel bir mahalle. Açıkçası benim de hoşuma gidiyor Uğur Mumcu. Yani buradaki o yeşillik her yerde yok. Aydos Ormanı tam karşımızda. O yeşilliği görmek özellikle Türkiye'de, İstanbul'da azalan yeşillik ve bence her sanatçı arkadaşı da etkiliyor. Doğal güzelliklerin yok ediliyor olması nedeniyle de ben şahsen burada olmaktan mutluyum. Yani Aydos Ormanı'nın tam karşısında olmak çok hoşuma gidiyor. Feride Hanım, sanatla uğraşan asla...